Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir saç bakımı, bahar bakımı, doğal saç boyama yöntemi vereceğim. Özellikle erkek tipi saç dökülmesi olanlar lütfen bu videoyu çok dikkatle izlesinler ve uygulasınlar. Benim saçlarım şu anda bu durumda. Boyadan önceki halini gösteriyorum. Size bakın, boyadan önceki hali bile ne kadar güzel, canlı, parlak. Ben hep bu doğal yöntemlerle boyuyorum saçlarımı. Beyazlarım yok denecek kadar az. Çünkü bu doğal boyalar saçlarınızın beyaz dokusunu da yeniden boyuyor ve doğal boyuyor ve beyazlarınızı azaltıyor. Bakın şöyle diplerine bakın. Diplerimde bile saçlarımın beyazları çok az. Yok denecek kadar az. Ve şu anda benim boya yapmaya niyetlendiğim bir durum bu. Bahçede de şöyle bir durumunu göstereyim. Boyadan önceki hali yine. Bahçede bakın, ışıkta, güneşte bu şekilde görünüyor. Boyaya aslında ihtiyacı yok ama ben bu tür bakımları ayda bir kez yapıyorum. Siz de ayda bir kez yapın. Bakın şöyle güneşte de görüyorsunuz. Son derece parlak, canlı, uçlarında bile kırık yok. Ve üstelik saçlarım çok uzun, uzun olmasına rağmen son derece canlı. Herkesin çöp olarak attığı bu kabuklarla ben saçımı boyuyorum. Gerçekten bunlar mükemmel. Özellikle ceviz kabuğu saçlarınızdaki beyazlarla savaşır. Şöyle sarımsak kabukları, bunları biriktiriyorum ben. Bu tencere benim saç boyamada kullandığım tencerem. Ceviz kabuklarının içerisindeki küçük ceviz parçaları da kalsın. Onlar da çok işe yarıyor. Ve şöyle kahverengi soğanın kabuklarını kullanıyorum. Ben bugün bu boyamada hep kahve tonlarını tercih edeceğim. Özellikle kahverengi saçlar, kumral saçlar bunu mutlaka güvenerek yapabilirler. Şöyle çok az bir tutam ada çayı koydum. Şöyle 3-5 tane karanfil ekliyorum. Karanfille ada çayı saçımıza boyayı çok güzel bir şekilde sabitliyor. Şöyle ben bir avuç ısırgan otu kurusu koyuyorum. Yaşı da olur ama ben kış için kurusunu saklıyorum, kurutup saklıyorum. Bunların üzerine biraz normal su ekleyeceğim ve ocakta yaklaşık 1 saat kadar kısık ateşte yarım kapak yaparak güzelce renklerini hepsi verene kadar kaynatacağım. Şöyle koydum, ocağa alacağım. Ben bu arada size saç çıkama ile ilgili çok güzel bilgiler vermek istiyorum. Şöyle karıştırıyorum, bakın kabuklarım gerçekten çok güzel. Ceviz kabuklarının lütfen fındık kabuğu da olur. Bu sefer fındık kabuğum yoktu. Fındık kabuğunuz varsa mutlaka siz fındık kabuğu da koyun. Fındık kabuğu gerçekten çok güzel saç boyuyor. Evet, bakın boyasını, renklerini vermeye başladılar. Muhteşem bir şey ve tam bir kanser savaşçısı, öyle söyleyeyim. Özellikle kanser tedavisi gören hastalar saçlarını bu yöntemle boyayabilirler. Soğanın görüyorsunuz püsküllerini bile atmadım. O püsküllü kısımlar da çok faydalı. Onları da içine koydum. Saçınızı şu şekilde yıkayın. Banyo yaparken önce vücudunuzu yıkayın. Saçlarınız uzunsa toplayın, saçlarınız toplu dursun. Bakın suyum kaynadı, azaldı. Bana buradan yaklaşık 400-500 mililitre kadar su çıksa yeter. Ne kadar koyulaştığını görüyorsunuz. Harika bir renk. Sadece bununla bile boyayabilirsiniz. Bu bile çok güzel saç boyuyor, öyle söyleyeyim. Saçlarınızı önce toplayın. Vücudunuzu yıkadıktan sonra saçlarınızı daha sonra yıkayın. Hemen ilk başta saçlarınızı yıkamayın lütfen. Şöyle rengin koyuluğuna da lütfen gözünüz de burada olsun. Ve hem izleyin hem beni dinleyin lütfen. Ben bunu şimdi güzelce süzeceğim ve sadece suyunu alacağım. Koyu suyu alacağım ve ne kadar koyu olduğuna da lütfen dikkat edin. Saçlarınızı da vücudunuzu yıkadıktan sonra saçlarınıza önce saç kremini uygulayın. Normalde herkes saç kremini en son uygular. Sakın bu hatayı siz de yapmayın. Ben yıllardır hep bu şekilde yıkıyorum ve saçlarım çok canlı ve parlak. Saçlarınıza saç kremini uygulayın. Sonra güzelce ılık su ile saçlarınızı tarayın. Uçlardan başlayarak tarayın. Çünkü dolaşıksa eğer uç kısımlar
dan başlayarak taradığınızda çok güzel açılır. Benim demli çayım vardı. Yarım çay bardağı kadar da demli çay kullanacağım. Bu karışımımın içine koyacağım. Eğer sizin hazırda demli çayınız yoksa kaynatmış olduğunuz kabukların içerisine bir avuç da kuru çay atabilirsiniz. Şöyle 3 paket tarçın kullanacağım ben. 75 gram bir paketi. Ve tarçın gerçekten müthiş bir canlandırıcı. Yeni saçlarımız çıkacak. Benim gerçekten yeni saçlarım çıktı ve ben görüyorum. Ve tarçın çok hızlı da saç uzatıyor. Hemen saç çıkamaya dönmek istiyorum. Saçlarınızı önce saç kremini uygulayın. Saç kremini tarakla uçlardan başlayarak saçlarınızı ılık suyun altında tarayın, açın. Saçlarınız açıldıktan sonra şampuanınızı uygulayın. Şampuanı lütfen bir kez yapın. İki kez yapmanıza gerek yok. Saçlarınızı bu şekilde alıştırın. Saç şampuanı uyguladıktan sonra güzelce diplerine saçınızı dolaştırmadan nazik hareketlerle yıkayın. Sonra yine suyun altında, ılık suyun altında saçlarınızı durulayın. Tarayarak durulayabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Daha fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Saçlarınızı hırpalayarak ovmanıza da gerek yok. Hafif masaj yaparak yıkayın. Daha sonra saçlarınızı çıkmadan suyunu hafifçe sıktıktan sonra tokanızla yine toplayabilirsiniz. Ben 3 paket tarçınımı döktüm. 1 pakette klasik kahve kullanacağım. Şöyle ben bunun ne kadar geldiğini de size ölçerek de gösterebilirim. Yaklaşık 1,5 su bardağı kadar çıkıyor. Kahve de çok güzel saç boyuyor. Kahve zaten çok faydalı ve o kadar güzel bir kahve rengi oluşuyor ki. Böyle mis gibi de saçlarınız tarçın ve kahve kokacak. Gerçekten bu bahar bakımını mutlaka saçlarınıza yapın. Özellikle erkek tipi saç dökülmesi olanlar mutlaka yapsın. Zaten erkek tipi saç dökülmesi nedir? Size onu da anlatacağım. Önce bir saçı yıkamayı bitireyim. Saçınızı duruladıktan sonra havluyu saçınıza sarın. Fazla suyunu alın saçınızın. Evet, ben şöyle kahveli tarçınlı karışımıma su ekledim. Suyu mutlaka ekliyoruz, normal su. Çünkü kimyasal olayların başlaması için, bu boyaların çok güzel renk vermesi için suya ihtiyacımız var. Evet, şöyle karıştırdım. Azar azar ekleyeceğiz çünkü boya kıvamında bir karışım istiyoruz. Daha koyu bir karışım olursa açmamız kolay ama daha cıvık bir, sulu bir karışım istemiyoruz. Evet, suyunu az az ekleyerek şöyle kıvam oluşturmaya çalışıyorum. Saçlarınızı havluyu sardıktan sonra lütfen çok uzun tutmayın. Havluyu böyle saçınızda 5-10 saniye tutmanız yeterli. Evet, şöyle 1,5 su bardağı kadar su kullandım. Demli çayım vardı, yarım bardak. Dediğim gibi eğer hazırda demli çayınız yoksa kabukları kaynatırken içerisine bir avuç, işte 2 yemek kaşığı kadar da kuru çay koyabilirsiniz. O da beraber kaynayabilir. Şöyle güzelce iyice karıştırıyorum. Saçınızı kurutmayı anlatmak istiyorum. Çünkü kurutma gerçekten çok önemli. Havluyu çok uzun tutmayın saçınızda. 5-10 saniye kadar tutmanız yeterli. Şu kaynatmış olduğum kabukların suyunu da ekleyeceğim. Bakın ne kadar güzel bir renk. Sadece bununla bile saç boyayabilirsiniz. Ben bazen çok acil durumlarda, eğer beyazlarım da çıkmışsa, bu kabuk suyuyla da boyayabiliyorum. Son derece canlandırıcı ve çok güzel saçı boyayan bir su bu. Saçınızda havluyu dediğim gibi 5-10 saniye tutmanız yeterli. Suyunu, fazla sularını alın, hemen havluyu çıkarın ve saçınızı kurutun. Kuruturken de saç kurutma makinesinin aparatları var. Onları kullanın mutlaka. Direkt sıcak ısıyı saçınıza vermeyin. Orta sıcaklıkta olsun saç kurutma makinenizin ısısı ve uzaktan kurutun. Evet, şöyle bir kek hamurundan koyu bir hamur gibi yaptım. Bir bardak suyum arttı. O suyu da ben daha sonra yine bu boyaya kullanacağım. Üzerine streç yaptım. Buzdolabında bu karışımı 3-4 gün bekletin. Bakın 3-4 gün bekledikten sonra böyle çok güzel kahve ile tarçın birbirine girdi.
Renkler çok güzel oldu ve tarçın, biliyorsunuz tarçın biraz pütürlü bir yapıya sahip. Bu pütürlü yapısı su ile ve içerisine koymuş olduğumuz kabuk suları ile iyice özdeşleşti. Çok güzel, yumuşacık bir kıvam aldı ve bakın ne kadar koyulaştı görüyorsunuz. Koyu bir hale geldi çünkü hepsini tarçın ve kahve koyduğum suları içti diyeyim, bitirdi. Şöyle kalan yarım bardak kadar kabuk sularım vardı. Onları ekledim. Tekrar karıştırdım. Çok güzel bir kıvamı var ve kokusu müthiş güzel. Saçlarınız zaten bu boyayı yaptığınızda bir ay kadar tarçın ve kahve kokacak. Çok güzel bir koku olacak saçlarınızda. Yine 2-3 gün daha beklettim dolapta. Bir hafta kadar bekletebilirsiniz. Ne kadar beklerse o kadar güzel bir renk tonu olacak. Kahverengi tonu olacak. Saçlarınızı daha sonra çok güzel bir şekilde aparatları kullanarak orta ısıda İyice kurutun, hiç nem kalmasın. Şöyle bakın tırnağımı batırıyorum. Birkaç saniye tutacağım ve hemen yıkayacağım. Hemen elimi sarartacak. Saç telleri organik yapıya sahip olduğu için, yani saç tellerimiz bitkiler gibi canlı. Organik demek canlı demek. O yüzden de bu boyayı elimizin, cildimizin yapısından daha iyi alacaklar. Daha iyi emecekler. Şöyle tarçının iyice ezilmesi için ben bir rondoyla da şöyle bir çeviriyorum. Mutlaka siz de böyle yapın rondoyla. Tarçın iyice özdeşleşsin. Tarçının yapısı biraz iridir. O yüzden de tam böyle saça iyi temas etmesi için rondoyu mutlaka kullanın derim. Rondoyu da kullanırken bıçak kısmı iyice materyalin içerisinde olsun ki etrafa sıçramasın. Ben 4 tane maya kullanacağım. Bu mayalar 42 gram kadar geliyor. Eğer saçlarınız kuru ise yaş maya kullanın. Çünkü şu 1 çay kaşığı şeker attım. Biraz da su attım. Şekeri şunun için ekledim. Maya da canlı, biliyorsunuz. Daha önce de söylemiştim. Mayalar da canlı olduğu için mayanın aktif hale gelebilmesi için şekere ihtiyaç var. Maya tam bir B vitamini deposu. Gerçekten maya maskesini mutlaka saçlarınıza yapın çünkü çok canlandırıcı. Evet, şöyle yarım su bardağı kadar ılık su kullandım. 4 tane maya, 1 çay kaşığı şekerle onu hemen şöyle biraz üzerini de kapatıyorum. Mayalanması için, mayanın aktif olması için biraz bekletiyorum. Ben beyazlarımı tam kapatması için kına kullanacağım biraz. Burada 100 gram kına var. Bunun yarısını kullanacağım, 50 gram. Eğer sizin saçlarınızda beyaz oranı fazla ise 100 gram kına koyabilirsiniz. Ben 50 gram kadar koyacağım. Beyazları kınam çok güzel bir şekilde kapatıyor. Sadece kınayla bile saçlarınızı boyayabilirsiniz. Kına da doğal bir saç boyayıcı. Evet, şöyle tarçınlı kahveli karışımımı bu karışımın üzerine ekliyorum. Hepsini karıştıracağım. Birazcık daha bekleyecek, şöyle yarım saat kadar mayalanacak. Ondan sonra saçıma uygulayacağım. Saçınızı kuruturken çok sıcak kurutmayın lütfen. Orta ısıda olsun saç kurutma makinenizin ısısı. Ben şöyle 1 çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Şöyle saç diplerine peeling yapsın. Saç diplerini iyice temizlesin istiyorum. Saçlarınız eğer yağlı ise, çok aşırı yağlı ise, siz yaş maya değil de kuru maya kullanın. Kuru maya daha iyi dengeleyecektir. O zaman da yaklaşık 150 gram kadar kuru maya kullanabilirsiniz. Evet, şöyle karıştırdım kına ile karışımımı. Çok güzel oldu. Kınayı saçlarımdaki beyazların çok iyi kapanması için koydum ve çok fazla bekletmeyeceğimiz için de kınanın kızıllığından korunmuş olacağız. Yani kına kızıl bir renk verir, kırmızı bir renk verir biliyorsunuz. Ama çok bekletmezseniz sarı tonlarında, kahve tonlarında bir saçınız olur, bir boya elde etmiş olursunuz. Şöyle çok güzel karıştırdım. Karıştırma işlemini lütfen çok iyi yapın.
Üzerine bir streç kapatıyorum. Mayanın ısınması ve aktif olması için. Maya aktif olduktan sonra da saçlarıma uygulayacağım. Uyguladıktan sonra şu dibine de biraz su koyup çalkalayacağım. Eğer koyulaşırsa tekrar onu da ekleyebiliriz üzerine. Saçıma uyguladıktan sonra ben bunu 7-8 saat kadar saçımda tuttum. Saçımı güzelce uyguladıktan sonra streçle saçımı kapattım. Bir tülbent bağladım üzerine ya da eski bir şapka da olabilir. Saç sıcak olması lazım. Başınızın üşümemesi gerekiyor bu boyaların saçınıza çok iyi işlemesi ve mayanın görevini yapabilmesi için. Bakın çok güzel kabardı. Maya çok güzel çalıştı. Artık saçıma sürmeye hazır. Sürdüm. 7-8 saat beklettikten sonra sadece ılık su ile saçlarımı yıkadım. İlk gün asla şampuan yapmayın saç boyadığınızda. Bakın şampuansız yıkadım ve saçlarımın durumu bu. Hemen ertesi gün bahçede böyle fotoğraflarını ve videosunu çektik. Gerçekten çok güzel bir renk olduk. Saç tellerim çok kalın. Şu anda saçımda fön gibi hiçbir şey yok. Yapmadım da sadece yıkadım ve kuruttum. Şöyle tam güneşte de göstermek istiyorum. Size diplerini de göstereceğim. Video şeklinde de göstermek istiyorum. Hem fotoğraflarını hem videolarını görün istedim. Bakın bahçede şöyle videolarını çektim. Gerçekten renk süper ve son derece parlak, canlı saçlarım oldu. Beyazlarım da çok güzel kapanmış. İnanın ayda 4-5 santim saç uzatıyor. Saçlarımı da kendim kesiyorum. Her ay uçlarından da alıyorum. Müthiş güzel. Şöyle evin içerisinde de çektim. Bakın o kadar güzel bir renk tonu ki anlatamam size. Ben kendim bile hayran kalıyorum inanın saç rengime. Hemen size erkek tipi saç dökülmesinden de bahsetmek istiyorum. Erkek tipi saç dökülmesi nedir? Saçlarınızın özellikle ön kısımları ve yan kısımlarından saçlarınız dökülüyorsa erkek tipi saç dökülmesi vardır. Erkek tipi saç dökülmesi kelleye doğru gitmenin adımlarından bir tanesidir. O yüzden lütfen saçlarınızda öyle bir durum varsa bu mayalı bakımları saçlarınızda yapın. Mayalı bakımlarla bu erkek tipi saç dökülmesiyle çok güzel mücadele edebilirsiniz. Dökülen saçlarınızın yerine yenileri gelebilir. Bakın saçlarımı evin içinde de çektim. Kahve tonunu görüyorsunuz. Harika. Ve ben size böyle aşama aşama göstereceğim. Bu çekimi yapmak için tam bir ay bekledim. Bir ay uğraştım. Boyadıktan sonra bir aylık bir çekim yaptım. İşte üçüncü haftada ve son hafta, dördüncü haftadaki hallerini de çektim size. Gerçekten bakın şöyle dolgun, çok güzel saçlar. Eğer saçlarınızın ön kısımlarından dökülüyorsa erkek tipi saç dökülmeniz başlamış demektir. Bunun için de hemen önlem almanız gerekiyor. Özellikle mayayı ve tarçını hayatınıza alın. Saçlarınızı maya ve tarçınla mutlaka boyayın. Özellikle kahverengi saçlar mutlaka yapsınlar. Bakın şöyle 3 hafta sonra saçlarımın hali böyle. Tam 3 hafta geçti aradan ve hala çok güzeller. Dördüncü hafta artık yeniden yenisini yapacağım. Bakın tepelerimden, tepe kısmından beyazlar gelmeye başladı. Saçlarım çok uzadı. Saçımda fön de yok. Sadece yıkadım ve düz şekilde kuruttum saçlarımı. Ne kadar uzadığını görüyorsunuz. Çok uzadı, çok dolgun. Hala tam bir ay geçti aradan ve ben tepemdeki beyazları görüyorsunuz. Beyazlar gelmeye başladı ve ben yeniden bu bakımı tekrar uygulayacak duruma geldim. Ama hala saçlarım son derece dolgun, parlak, canlı ve çok güzel duruyor. Öyle söyleyeyim. Fön bile istemiyor. Şöyle tepe kısmını da size tam göstermek istiyorum. Bakın tepe kısmımdan beyazlar gelmeye başladı. Ve yeni yeni çıkan saçları görüyorsunuz. Havalanan saçlar, yeni saçlar. Şöyle arkadan da göstereyim. Dediğim gibi bu maya ile ve tarçınlı bakımla saçlarınıza gerçekten istediğiniz renk tonunu verebilirsiniz. Sarı saçlar lütfen uygulamasınlar. Onlar sadece saç dökülmesi varsa maya, sarımsak suyu, soğan suyu ile yapabilirler.
Evet, bu da tam işte söylediğim gibi son artık bir ay sonraki saçlarımın hali birkaç defa çektim. Ne kadar uzadığını görüyorsunuz. Yeni yeni saçlarım gelmeye başladı dipten. Saçlarımın içerisinde küçük saç telleri o kadar arttı ki saç hacmim arttı, çoğaldı. Zaten kuaförüm de saçlarımı çok beğeniyor ve hep bu yöntemle boyamamı tavsiye ediyor. Kesinlikle kendisi bana boya teklif etmiyor, öyle söyleyeyim. Deneyeceklere kolay gelsin.